Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dünkü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sitemizi açmıştık ve aynı ekranı açtım zaten. Ayarlara yönete girmiştik. Şu web sitesi başlığını bulmuştuk. Yönet dedikten sonra. Hemen şuradan otomatik yükleyiciye tıklıyoruz. WordPress'i yüklemek için. Otomatik yükleyiciye tıkladım. Evet, dün buranın açılması için bayağı bir beklemiştik. Neyse. Burada sitemize ekleyeceğimiz bizim bu Hostinger web sitesinin bize sunduğu eklenti ve uygulamalar mevcut. Biz aşağıda WordPress var ama şuradan pratik olması için arama kutucuğuna Word yazdığımda zaten hemen WordPress'i buldu. Üzerine tıklıyorum. Evet, sayfamız önemli. WordPress'i kurmadan önce WordPress'e giriş yapabilmemiz için yani sitemizi değiştirmek istediğimizde bu WordPress'i biz açacağız. Yönetici kullanıcı adı. Şu an web tasarım diye kendisi ekledi ama biz buraya standart olarak admin yazıyorum. Siz de böyle yazın. Hem aklınızda kalır. Yönetici kullanıcı adımız admin. Yönetici şifremiz sitemizi değiştirmek için kullanacağımız şifre bu. Tekrar söylüyorum. Buraya da asla unutmayacağınız bir şifreyi yazıyorsunuz. Yazdık. Yönetici e-postası siteyi açarkenki kullandığımız e-posta adresi. Web sitesi başlığı ve sloganını daha sonra da ekleyebilir. Zaten yanında kırmızı sembol de olmadığı için yazmak zorunda değiliz. Yazmak zorunda olduğumuz kısım yönetici kullanıcı adı ve şifresiydi. Ona admin yazdık. Altına da şifremizi oluşturduk. Ve aşağıdan yükle butonuna tıklıyoruz. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Tıkladık. Burada yukarıda da bize belirttiği gibi birazcık bekliyoruz. Birkaç dakika içerisinde bu sayfayı yenileyin diyor ama 10-15 saniye, 20 saniye gibi bir sürede bizim yerimize WordPress'i kendisi kuracak. Hatta kurduğu zaman bize e-postada gelmesi lazım. Kurulduğu, WordPress kurulduğuna dair. Bu arada gelen e-postalar Hostinger sitesine üye olduğumuz için bir mesaj. Servis paketi aldık, aktifleştirdik. Onun mesajı ve Hostinger hesabınız ekstra özgür ihtiyacınız var mı gibi bilgilendirici bir mesaj. Şu an gelen bir e-posta yok. Şurada söylediği gibi bir sayfayı yukarıdan yeniliyorum. Bakalım. Evet, yenileyince WordPress'imizin kurulduğunu görüyoruz. Şu tarihte kuruldu. 25 Nisan'da web sitemizin ismi, detaylar. Şeye tıklamamıza gerek yok. Şu anda WordPress sitemiz kuruldu. Şimdi hemen devam etmeden önce dün yan sayfadan web sitemizin WordPress kurmadan önceki haline girmiştik. Şu an hiçbir şey yapmadan web sitemin olduğu kısma bir sayfayı yenileyip WordPress'i kurduktan sonra nasıl görünüyor bir bakalım. Evet, sayfayı yeniledik. WordPress'i kurduğumuz için WordPress kendi standart şablonunu sitemize yüklemiş. Bu da WordPress'in kurulduğunun da başarılı şekilde kurulduğunun bir kanıtı. Şu an web sitem şu bu halde görünüyor. Peki ben bu siteyi değiştirmek istiyorsam neler yapmam gerekiyor? Şimdi artık sitemizi editleyeceğimiz kısım WordPress'i kurduktan sonra burada yapacağımız bir şey yok. Hatta bu sayfaya kafanız karışmasın diye ben yukarıdan kapatıyorum. Artık şu an sitemdeyim. Şu an web tasarımı final.p.hu sitemi bu. Bu sitemi ben değiştirmek için yönetici paneline girmek için yukarıya adres çubuğuna bunu birkaç kez yapınca otomatikman alışırsınız. Slash WP çizgi admin yazıp enter'e basıyorum. Az önce WordPress'i kurarken oluşturduğumuz yönetici adı admindi ve parolasını burada yazıyorum işte. Bunları yazdıktan sonra sitemi istediğim gibi değiştirebileceğim. Tıkladık. E-postayla da işimiz kalmadı aslında. E-postayı da kapatıyorum. Sadece şu sitemiz kalsın. Evet. WordPress'in başlangıç sayfası. Bunları vizede de bahsetmiştik. Bu WordPress'in menüsünü, blog ödevini ve sitesini yapanlar zaten az çok biliyor buraları. Tek tek şimdi size hangi menü ne işe yarar neler var diye bahsetmeyeceğim. Zaten son derece sadece göz atarak bile
anlayabileceğiniz basitlikte. Şimdi ilk yapmanız gereken öncelikle görünüme gelip temalara tıklıyorum. Yeni bir video çekmiyorum buradan. Devam ediyorum konuları çok bölmemek için. İlk videoda sitemizi açmıştık. İkinci videoda da WordPress'i kurup temel basit işlemleri yapacağız. Temaları seçerken WordPress'in kendi içerisinde var olan temaları seçip bu temaların üzerinden sitenizi geliştirmeye çalışın. Başka WordPress sitesinin dışındaki kaynaklarda bir sürü farklı WordPress teması vardır. Google'a bile yazdığında bir sürü çıkar ama onları şu an tavsiye etmiyorum çünkü aldığınız, yüklediğiniz temaları değiştirmede sıkıntı yaşama ihtimaliniz yüksek. İşimizi biz garantiye almak için WordPress'in kendi içerisindeki temalardan bir tanesini herkes kendi seçecek. Şu an örnek olsun diye laboratuvarda değiştirdiğimiz temanın aynısını seçeceğim. Şu an gördüğünüz gibi şu 3 tane tema görünüyor. Diğer temalara nereden bakacağım ben? Hemen şuradan yeni ekleye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra önüme sayfayı ben aşağı çektikçe yeni temalar çıkacak. Veya işte özellik filtresinden de hangi tür temaların çıkmasını istiyorsanız onları da seçebilirsiniz. Vesaire. Orla buraları siz karıştırırsınız. Hoşunuza giden bir temayı değiştirirsiniz. Ben örnek olsun diye size aynı laboratuvarda yaptığım temanın aynısını seçeyim. Hatta arama kısmına mesela education yazıyorum. Ya bu arada arama yapmayacaksanız böyle İngilizce karakteri arayın. Education mesela eğitim yazdığım zaman tema bulamayacak sanırım. Evet bulamadı. Education yazdım. Education yazınca education ile ilgili bir sürü tema buldu. Hemen burayı temayı seçmeden önce bir şey belirtmekte fayda var. Örneğin şu an gördüğünüz kadarıyla temaların ön izlemeleri. Mesela Education Base isimli şu tema. Ben şu an bu temanın üzerine gelip kur dedik desem şu an temanın standart halini görmem lazım. Ama bazı temalarda ben bunu kursam bile ve siteme girip baktığım zaman bu tema bu ön küçük resimdeki gibi olmadığını, hatta bu resimlerin bile olmadığını tamamen farklı bir şekilde önümüze çıkabilir. Bu temaların güncellendikten sonraki hali burada görünmüyor. Bu yüzden kaynaklanıyor biraz da. Yani böyle şeylere rastlarsanız yani ben şu temayı seçtim ama yükledikten sonra karşıma başka bir tema çıktı gibi şeylere şaşırtmayın. Eğer beğenmezseniz temayı gelip buradan yeni bir tane başka bir tema seçip onu yükleyip oradan devam edebilirsiniz. Şimdi bunu da belirttikten sonra şuradan neredeydi? Aramaya yazayım ben. Evet, şu literacy isimli temayı ben beğendik. Yüklemek istiyoruz örneğin. Temanın üstüne gelip kura tıklıyorum. Çok güzel temalar var bakarsanız aslında. Birazcık deneyip bunu sadece resmine bakıp da beğenmeyin. Beğenme kriteriniz mesela şey olarak seçin. Temalardaki menüler nereye yerleştirilmiş? Sizin beğeneceğiniz şekilde mi? Çünkü resimleri büyük ihtimal değiştireceksiniz. Yani resime bakarak temayı seçmeyin. Daha çok menülerin dizilişine, sayfaların nasıl oluşturulduğuna, daha doğrusu yani yapısına, arayüzüne, iskeleti dediğimiz aslında o kısma dikkat edin. Kur dedik, yüklendi. Etkinliklere tıklamadım. Tıklamadığım için şuradan sitemi de görüntüleyip şu an etkinleştire basmadığım için hala ilk standart tema yüklü. Hemen değişikliği görmek için etkinleştire tıklıyorum. Literacy isimli temayı şu an etkinleştirdik. Buraya da yüklü olan temalar. Şu üçü zaten standart yüklüydü. Şunu da biz yükledik şimdi. Literacy isimli temamız yüklü. Sayfayı yenileyip şuradan değişikliklere bakalım.
Evet, az önceki aslında söylediğimiz örneğe burada da canlısını yaşadık. Ön izlemesinde burada resim vardı. İşte daha çok daha farklı görünüyordu. Şu an yüklediğimiz temaya bakın. Tamamen bir sanki de blok arayüzü varmış gibi bir şey var. Fark etmez, biz temel şeyleri şey yapacağız. Göstermek için bizim için yeterli. Menü nasıl değiştirilir, nasıl eklenir, sayfa nasıl eklenir, nasıl değiştirilir gibi temel şeyleri her temada gösterebiliriz. O yüzden hiç başka temayı seçmeye gerek yok. Evet, temayı yükledik. Beğenmezseniz başka tema yükleyip tekrar yaparsınız. O size kalmış. Temayı yükledikten sonra şu an hiçbir değişiklik yapmadan ki hali, işte benim blog, bir başka WordPress sitesi, standart yazılar. Öncelikle sitemizin içerisine işte yazıdır, resimdir, videodur. Bunlar ekleyeceğiniz şeyler, içerikler, en son ekleyeceğiniz içerikler. Öncelikle biz menü kısmına bakalım. En önemli kısım menü. Sonra da sayfalar. Menülere tıklıyorum. Önemli bu kısım. Şu an şu kısımda, yani menü ismi ve şurada herhangi bir menüm oluşturulmamış. Şu an herhangi bir menüm yok görünüyor. Zaten sitemde de baktığımda, yani şu menüden kastım bunlar değil. Bunlar link. Yani şu yukarıda falan hiçbir menüm yok. Hemen şuradan deneme olsun diye buraya bir ana sayfa isminde bir menü oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra hatırlatmakta fayda var. Her temanın içerisinde menü ayarları 3 yukarı, işte 5 aşağı birazcık değişiklikler gösterebilirim. Mesela şurada tema konumları diyor. Pyramid menü, top bar menü. Yani bir tane, yani bu ana menümüz varmış bizim. Bir tane de top bar menü. Yani hem şuraya bir menü açacak, hem de en yukarıya bir menü. İki tane menü seçime imkanı veriyor bize. İkisini de kullanmak isteyebilirsiniz, istememeyebilirsiniz. Bazı temalarda sadece Pyramid'i vardır. Belki 3 tane de olabilir. İşte dediğim gibi temaya göre değişebilir. Bunların ne olduğunu kısaca gösterelim. Şunu seçersem yeni açtığım sayfaları otomatikman şu menünün altına atacak diye bir seçenek. Bunu seçmenize gerek yok. Biz kendimiz hangi sayfayı hangi menüye ekleyeceksek onu ayarlarız kendimiz. Ana sayfa diye bir menü oluşturduk. Şu an sayfalarda kendi standart olan, şurada da sayfaları görüyorum. About menüsü var. Ana sayfa menüsünü oluşturduk. Menüyü kaydete tıklıyorum. Adım adım gidip bir değişiklikleri görerek devam edelim. Sayfayı yeniledim. Ana menüm, herhangi bir hani ana menüm görünmedi. Görünmedi. Şuraya tekrar gelelim. İki menü kısmında seçtik. Acaba altına sayfa eklemelik diye ona olabilir. Şuradan ana menü sayfasının altına, menüsünün altına sayfa eklemek için şuradaki sayfayı açıyorum. Menüye ekleye tıklıyorum. Tıkladım. Ve menüyü kaydet deyip bir bakalım bakalım nasıl görünüyor şu an menümüz. About diye bir menü. Şu an göründü. Ana sayfa görünmedi. Ama menümüzün ismi oldu bu. Şu an evet. Temamız About diye. Şu an o söylediğimiz Pyramid menü ve Top Bar menü. İki tane menü seçeneği vardı ya. About'tan iki tane menü oluşturdu bize. Hem Top Bar'a hem buraya. Farklı kullanım amacıyla üst tarafı da kullanabilirsiniz ama size kalmış o. Biz şu an onu kullanmıyoruz. Yani Top Bar menüyü kaldırıyorum ve menüyü kaydet diyorum. Ve sayfayı yenile deyip bakıyoruz. Evet, üst menümüz gitti. Sadece bu kaldı. Şimdi finalde sizden 4 tane sayfa istiyorum. Bir tanesi bu About'u Türkçeleştirelim hakkında sayfası. Onları oluşturalım. Menü kısmına tekrar geleceğiz.
sayfalara tıklıyorum. Menümüzde yer alacak sayfalar bir oluşturalım. Öncelikle şu About'u bir Türkçeleştirelim. About'un üstüne geldim. Burada düzenle var, hızlı düzenle var. İşte çöp silme var veya sayfayı görüntüle. Hızlı düzenle dediğinizde hemen bu sayfada hızlı değişiklikleri yapmanıza izin veriyor. Veya vazgeç diyorum. Normal düzenleye tıkladığım zaman daha detaylı bir sayfada bize değişiklik yapmamıza izin veriyor. Şu About sayfamızın ismini hemen şuradan yukarıya tıklayarak ne yapıyorduk bunu? Hakkımda. Hakkımda kısmına bu yazıya ne yazılacak? Sizin hakkınızda biyografi yazılacak diyorum buraya. Şimdi ben biyografimi yazmıyorum buraya. Herkes biyografisini genelde bir paragraf şeklinde olur. Biyografi dediğiniz kısa özgeçmişiniz. Bunu buraya yazarsınız. İşte standart Word şeyleri var. Bold'tur, italiktir. İşte renginin değiştirmedir vesaire. Yazı büyüklüğüdür. Şurada eğer yanlışlıkla görmüşken şunu da göstereyim. Görsel ve metin kısmı var. Metin kısmı kod şeklinde gösteriyor aslında. Buraya kodlar falan görünebilir. Hiç karıştırmayalım şimdi. Eğer yanlışla tıklamışsanız, laboratuvarda başımıza geldi. Görsele tıklayın buradan ve tekrar şu sayfaya gelin. Yani metin kısmına pek tıklamanıza gerek yok. Görsel tarafında kalın. Şimdi ve hiç uzatmadan aslında biraz uzatarak anlatıyorum çünkü en temel, en basit şekilde anlatmak istediğim için. Bu biyografinize mesela bir tane de resminizi ekleseniz ilk başına fena olmaz değil mi? Şu ortam ekle kısmından zaten simgesi var. Fotoğraf ve müzik, ya kamera ve müzik ikonu var. Ortam ekleye tıklayıp daha önceden yüklediğiniz bir resim varsa ortam kütüphanesinden hemen seçebilirsiniz. Biz şu an hiçbir şey yüklemedik. Veya ilk defa yükleyecekseniz dosyaya seçip tıklayıp bilgisayarınızdan istediğiniz resmi, müziği, videoyu ne eklemek istiyorsanız sitenize buradan seçip eklersiniz. Eklediğiniz şeyler ortam kütüphanenize gider. Ortam kütüphanenize gittiği zaman herhangi bir sayfada, başka bir sayfada yine bu resmi ya da eklediğiniz dosyayı neyse ortam kütüphanesine tıklayarak oradan seçebilirsiniz. Sitenize yüklediğiniz bütün dosyalar burada görünür. Kendi kütüphanesini oluşturur. Şimdi ben resim eklemiyorum buraya. Biyografi yazılacak dedik. Buraya kendi biyografinizi yazarsınız. Yazdıktan sonra güncelle demeyi de unutmayın. Sitemizin hakkında sayfanın ismini değiştirdik. Biyografi yazılacak diye yazı ekledik. Hemen şuradan sayfamızı yenileyip bir bakalım. Evet, hakkında diye bir sayfamız geldi. Hakkında sayfasını ekledik. Tekrar şu sayfalara dönüyorum. Buradan yeni de ekle diyebilirim veya buradan yeni ekle derim. Gördüğünüz gibi aslında çok basit kullanması. Yeni ekle dedim. Buraya yeni bir sayfa oluşturuyorum. En basit sayfalardan zoruna doğru gidelim. İletişim sayfası. İletişim sayfasında size nasıl ulaşılacak gibi temel bilgiler. E-posta adresiniz. Benim e-posta adresim. Bana ulaşmak isteyen mail atarsa maillerimi daha sık kontrol ediyorum ve anlık mesaj alıyorum bana mail geldiği zaman. Mailleri eğer mail atacaksanız bu arada da yani mesela mailinizde adını soyadınız yazmayabilir. Değişik şekilde olur mailiniz. Kendinizi tanıtmayı unutmayın. Adını, soyadınızı ve öğrenci numarasını belirterek sormak istediğiniz şeyi sorarsanız daha sağlıklı olur. Telefon numarasını, iş telefon numaranızı verebilirsiniz, cep numaranızı verebilirsiniz. Biz üniversitenin telefon numarasını veriyorum mesela. 223 64 64. Ve bu yazılarda da Türkçe dil bilgisi kurallarına dikkat edersek özellikle biyografide olsun, şeyde olsun çünkü blog sitelerinizde çok fazla
Türkçe dil bilgisi kurallarını ihlal ettiğinizi gördüm. E-posta, telefon. Şuraya küçük bir başlıkta. Bana aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz şeklinde bir de yazı yazdık. Ve ne yapıyorum? Güncelle diyorum. Yayınla veya güncelle. Evet, şimdi iletişim diye bir sayfa oluşturduk, güncelledik. Sitemize hemen bir bakalım. Bakalım bu sayfamız nerede? Hakkımda duruyor ama iletişim sayfamız menümüze gelmemiş. Niye gelmemiş? Çünkü biz onu ayarlamadık. Hemen göstermek için gidiyorum. Menülere tıkladım tekrar. Gördüğünüz gibi iletişim sayfam burada. İletişimi de seçiyorum. Buradan menüye ekle diyorum. Hemen yan tarafa attı. Burada biraz sürükleme bırakma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Mesela menünün sırasını en sonda hakkında olsun isterseniz şuna basılı tutup farenizle şunun altına çekebilirsiniz. Ve menüyü kaydet diyorum. Aslında genelde iletişim en sonda olur. O yüzden iletişim en sonda kalsın. Tekrar menüyü kaydet diyelim. Ve sitemi şuradan yeniliyorum. Evet, gördüğünüz gibi hakkımda sayfası üzerine tıklayayım. Hakkımda biyografi yazılacak dedik. Burada edit var. Edit'e basarak da değiştirebilirsiniz. Başkasında edit çıkmaz tabii bu. Biz şu an yönetici şeyle girdiğimiz için çıkıyor. İletişim. Bana aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz. Pardon. E-posta adresimiz, telefon numarası vesaire. Peki, iki sayfamız hazır. Başka. Bir tane şu ana sayfayı şey yaptırız. Buna sadece menü diyelim. Menümüzün ismi bu. Menü olsun. Biz ana sayfa diye bir ana sayfa, kendimiz sayfa oluşturacağız aslında. Sayfalara tekrar tıklıyorum. Diğer iki sayfayı da burada ekleyeyim ben en iyisi. Yeni sayfa ekle. Buradan bir tane ana sayfa. Ana sayfada neler olacak? Buna birazdan geleceğim. Şimdilik sayfayı oluşturalım. Yayınla dedik. Yayınla demezseniz bu arada fark etmez. Siz sayfayı oluşturun, yine de hafızasını alır sayfayı. Yine de siz yayınla deyin. Bir sayfa daha oluşturuyorum. Bu da ben örnek olsun diye yazıyorum. Direkt birebir aynısını yazmanıza gerek yok ama mesela doğrudan matematik yazabilirsiniz veya ders yazabilirsiniz. Ya hadi matematik olsun doğrudan. Matematik ders daha kısa ya. Menüdeki isimlerin ne kadar kısa o kadar daha iyi göründüğü için ben ders yazıp bırakıyorum her neyse. Laboratuvarda matematik yazmıştık, fark etmez. Ders diye bir sayfa oluşturdum. Yayınla diyorum. Şu an iki tane sayfa oluşturduk. Menülere tıklayıp şunları bir menüye yerleştirelim. Neydi? Ana sayfa ve ders. İkisini de seçtim ve menüye ekle dedim. Yerlerini de ayarlayayım. Yani tahmin ettiğiniz gibi ana sayfa ilk birinci sırada olur. Dersi ikinciye alıyorum. Sıramız bu şekilde. Menüyü kaydet diyorum. Menü güncellendi, yazım geldi. Hemen şuradan sayfamı yenileyip değişiklikleri görüyorum. Evet. Ana sayfa, ders, hakkımda ve iletişim sayfasının geldiğini gördüm. Şu an ana sayfa aktif olduğu için bak, ana sayfanın arkası mavi. Hangi sayfadaysanız o sayfa mavi şekilde gösteriyor. Aslında bunun menüsü fena bir menü değil. Basit ama düzgün bir menü. Şimdi ana sayfaya en son geleceğim. Ana sayfada neler olacak? Ana sayfada bu sitenizin amacı ne? Siteniz hakkında genel bilgiler veya işte bu ders kısmına eklediğimiz mesela geometri ile ilgili bir ders eklediğimizi düşünelim. Birazdan ekleyeceğiz.
İşte geometri derisleri, bir resim ekleyebilirsiniz. Geometri derisi başlığını yazarsanız altına geometriyle ilgili küçük bir resim eklerseniz, belki yazılı bilgi de verirsiniz ve link verirsiniz. Ona tıklayınca otomatikman buradaki şeye gider. Ana sayfa sitenizin ön şey, bir dükkanın önündeki şey gibi düşünelim bunu. Panoru yazıları gibi. Yani site hakkında genel bilgi bize verecek burası. Veya böyle uzun bir resim falan kullanabilir. Biraz yaratıcılığınıza kalmış ama sitenizle ilgili genel bilgi vermeniz gerekiyor burada. Ders kısmında link verebilirsiniz. Hakkında bir iletişime buradan link vermenize gerek yok. Zaten orada görünüyor. Şimdi ders kısmına tıkladığım zaman şu an sayfaların hepsi boş. Ben geometri diye bir konu eklemenizi istiyorum. En az herkesten bir tane ders konusunu burada anlatmanızı istiyorum. Anlatırken mesela nasıl örnek verelim? Geometri diye bir sayfa oluşturalım. Mesela geometri dersin üstüne geldiğim zaman geometri diye bir konu çıksın. Ben geometriye tıklayınca geometriyle ilgili siz konuyu daha spesifik seçersiniz. Şimdi ben matematik öğrenmeni değilim. Geometriyle ilgili hangi konuyu ya da neyi burada öğretmek ya da bilgi vermek istiyorsanız o konuyla konunun başlığı uzun yazı değil, web sitelerinde şu var. Artık eskisi gibi değil. Okuyucular ya da siteyi gezen kullanıcılar sitelerdeki yazılı bilgilerin, yazılı metinlerin işte %30'unu, %20'sini kadar okuduğuyla ilgili çoğunluğunun bir genel bilgi var. O yüzden ne kadar az yazı o kadar daha iyi. Resim kullanabilirsiniz. Google'dan resim bulabilirsiniz. İstediğiniz her türlü resmi bulursunuz. En kötü kendiniz çizersiniz ama genelde bulursunuz. Video ekleyebilirsiniz. YouTube'dan kendiniz çekmenize gerek yok. Çekerseniz çok daha güzel olur tabii ki ama internetin kaynaklarını kullanmakta hiçbir sıkıntınız yok. Dikkat edeceğiniz şey sadece başka bir sitedeki içeriği birebir kopyalamak. Yani oradaki ders konusunu, yazısını, resmini, her şeyini kopyalayıp ha ya da şöyle yapanla öğrenciler de çok olur bu. Hepsini değil de işte çok az bir kısmını değiştirdik. Aha hepsini almadım. Ben değiştirdim bunu. Psikolojisiyle kendini rahat hissediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Birazcık kendi ürününüz olması gerekiyor bunu. Yani matematikle ilgili herkesin en azından bir konuyu burada anlatabileceğini düşünüyorum. Resim ve video ile destekliyorsunuz burayı. Yazı kısmında size kalmış anlatacağınız konuyu özet şekilde belki anlatırsınız. Devamını resim veya video ile desteklersiniz. Veya bir video koyarsınız. Resmi de temsili bir tek resim koyarsınız vesaire. Birazcık sizin kendinize kalmış olduk kısımlar. Her neyse. Şimdi geometri diye bir sayfamızı oluşturalım buraya. Nasıl oluşturuyoruz? Hemen tabii ki ilk önce sayfamı oluşturuyorum. Sayfalara tıkladım. Okuldan bağlandığım halde niye böyle yapıyorsun? Üzüyorsun beni. Sayfalarımızın içerisini doldurmak için yani ben geometri sayfasını açtım. Nereden içerisine yazı yazacağım? Tabii ki hemen buradan sayfalara girip hangi sayfayı değiştirmek istiyorsanız onun içerisine tıklayıp düzenlersiniz, değiştirirsiniz. En son kaydet veya yayınla dersiniz. Evet, şansımıza mıdır nedir arkadaşlar? 40 yılda bir video çekelim dedik. Onda da böyle internetin acizliğine uğradık. İnternette hiçbir sıkıntı görünmüyor. Demek ki bu şeyle ilgili. Bizim bu hosting firmasını demek ki bu bedava aldığımız için bize biraz böyle Avrupa sunucusunu seçmiştik şu yaparken. Demek ki bu sunucu kaliteli bir, hızlı bir sunucu değil.
bedava kullanırsanız bir şeyi, bunlara da katlanmak zorunda kalacağız sanırım. Her neyse, biz amacımıza ulaşalım. Yapmak istediğimizi yapalım. İsteyen, dediğim gibi, biz üst menüyü seçerse üst menüyü de kullanabilirsiniz vesaire. Ya, o meraklısını artık. Ben size en basit haliyle bu işten nasıl çıkarsınız onu gösteriyorum. Bir ana sayfamız var. Ders kısmımız var. En az bir konu burada anlatılacak. Resim ve video destekli. Hakkımda ve iletişim kısmına zaten yazacağınız şey çok az bir şey. Bunları yazıyoruz. Ana sayfaya da güzel bir resim süslememiz lazım. Sitemiz de açılıyor ya. Şeyle bağlantımız koptu. Server'la. Şimdi geldi. Evet. Sizde de tecrübe olmuş oluyor. Böyle arada bir, bu tamamen sizin bilgisayarınızdan değil. Tamamen karşıdaki server'la alakalı. Kesinti yaşadık. Şimdi düzeldi. Ne oluşturuyor? Şuradan yeni bir sayfa ekliyorduk. Şimdi de örnek olsun diye ben geometri diyorum. Sayfamın adını yazdım. İçeriğine şu an hiçbir şey yazmadan yayınla diyorum. Yayınladım. Hemen görünüm menülere tıklıyorum. Menülere tıkladıktan sonra geometri sayfasını buraya ekliyorum. Aşağıya geldi. Şimdi menüyü kaydet diyorum. Ve sitemi yan taraftan yenileyip nasıl göründüğüne bir bakalım. Geometri diye bir menü geldi buraya ama biz bu şekilde istemiyoruz. Biz her konu için bir tane menü açarsak buraya, bu menü ne olur? Tabii ki kullanışsız olur. Ben ders menüsünün üzerine geldiğim zaman bu geometri menüsünün bunun altında açılmasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Çok basit arkadaşlar. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Bu geometri menüsünü mouse'un üstünde şöyle artıyken basılı tutup ders menüsünün altına gelip bırakıyorum ama birazcık da şöyle yana çekiyorum. Bu şu demek. Bu geometri menüsü zaten gördüğünüz gibi hemen yanına bir şey geldi, alt eleman diye. Ders menüsünün alt menüsü oldu şu an bu. Ne demek istiyorum? Menüyü kaydedip hemen görelim. Yenilikleri görmek için sayfayı yeniliyorum. Geometri sayfası oradan kayboldu. Evet, derse geldiğim zaman geometri konusu sayfası geldi. Tıklıyorum ve geometri ile ilgili bilgilere buradan erişiyorum. Geometri sayfasına şuradan tıklayıp düzenle deyip, az önce dediğim gibi, yazı, resim, video, YouTube'dan, Google'dan bulup konuyu mümkünse kendiniz anlatıyorsunuz ve az önce unuttum herhalde söylemeyi. İnternetten alacağınız, özellikle video, yazı için de geçerli. Eğer alacağınız kaynak sitede herhangi bir uyarı bulunuyorsa, şöyle bir uyarı: bu içerik kesinlikle izin alınmadan paylaşılamaz, alıntılanamaz, kopyalanamaz gibi bir uyarı mesajı varsa, siz bunu alıp kullanamazsınız. Başınıza etik değil, yasak zaten. Başınız ağrır. Çok nadirdir aslında. Genelde, özellikle eğitimle ilgili konularda genelde paylaşıma açık olur. Hatta bazı kaynak bile göstermeksizin direkt şöyle bir uyarı da görürüz. Ya da bunun tam tersi: bu içerik paylaşılabilir, herkese açıktır şeklinde bir açıklama varsa, hiç alıntı bile, şu siteden almıştık diye bir şey belirtmeden alabilirsiniz demek bu. Veya işte alıntı göstererek isteyen istediği bilgiyi sitemizden kullanabilir gibi şeyler de olursa, kullandığınız kaynakların altına şu siteden alınmıştır diye belirtmeniz gerekir. Videolar için de geçerli bu. Yazılar için de. Evet. Az önce söylemiştik. Resim ve videoları ortam ekleyip dosya seçip yükleyebilirsiniz. Videoyu nasıl yüklersiniz? YouTube'dan. Doğrudan YouTube linkini buraya ekleyebilirsiniz. Galeri oluşturmaya girmiyoruz. Bununla da işi yok. URL'ye ekle. YouTube linkini buraya ekleyebilirsiniz. Copy paste yapıp. Ve en son güncelle deyip
değişiklikleri sitenizde görürsünüz. Değişiklikler gördükten sonra istediğiniz gibi burada beğenmezseniz işte değiştirebilirsiniz yerine vesaire. Şimdi bir şey daha, bunu deste göstermedim ama meraklısı için şu an final projeniz olarak oluşturacağımız sayfalar tamamıyla bunlar. Ana sayfa, ders, ben geometri yazdım, siz herhangi bir konu olabilir, ders anlatımı hakkında ve iletişim sayfalar. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayfamız var. Bu 5 sayfanın içerisine neler olacak kısaca bahsettik. Bir şey daha bahsetmek istiyorum. Gerçi tahmin edersiniz ama mesela ben geometri ile ilgili yine aynı konuyla ilgili başka bir bağlantılı bir konu devam etmesini istiyorsam orada yine sayfalardan bunu örnek olsun diye gösteriyorum. Yeni bir sayfa ekliyorum. Veya mesela üçgenler ya da eşkenar, neyse, üçgenler diyelim diye bir sayfa oluşturduk. Yayınla dedik. Hatta gaza gelelim, bir sayfa daha oluşturalım. Buna kareler. Yayınla dedim. Hadi bir tane de ekleyelim. Daireler diye bir sayfa oluşturduk. Hemen menüye geliyorum. Üçgen, kare ve daire. Son açtığım bunları menüye ekliyorum. Ve bunları sürükleyerek geometrinin altına bırakıyorum. Yani geometri menüsünün alt menüsü olacak bunlar. Gördüğünüz gibi şurada bir üçgen, kare yerlerini değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmiyorum ve menüyü kaydet. Hemen yenileyip şuradan derse geldim, geometriye geldim. Üçgen, kare ve daire diye menümün oluştuğunu gördüm. Şu an arkadaşlar bunlar en basit halini gösteriyorum size. Yine de fena bir şey değil aslında. Şöyle böyle de bir şey yapabilirsiniz mesela. Üçgen, kare, daire. Daha da menüyü, üçüncü kısmı da yapabilirsiniz isterseniz. Öyle bir imkanınız var ama yapsanız bu defa kullanışsız olacak. En fazla şöyle yani geometri. Geometriden sonra şu şekilde alt menünün alt menüsü şeklinde de yapabilirsiniz. Vesaire. Menü oluşturma sanırım gayet anlaşıldı. Menünün ismini menü yaptım. Buradan sayfaları oluşturduk. Buradan ekledik. Ve gerisi site sayfaların içerisini doldurması size kaldı. Siteleri ben özellikle notlara verirken bu uygulama kısmından daha çok içeriğine bakacağım aslında. Çünkü bunlar videoya bakarak herkes yapar. Menüyü ekler, yazıyı ekler. Yani şu teknik kısmı herkes yapar. Önemli olan bunun içerisine sizin şu kısma neler yaptığınız, ne kadar özen gösterdiğiniz, ben ona bakacağım. Özen göstereyim, blog sitelerindeki gibi özensiz olursa herkes her koyun kendi bacağının asılır misali. Herkes kendi emeğine göre notunu alır artık. Yani ben bütün menüleri oluşturdum ama notum niye düştü, niye kaldım? Böyle mazeretleri ben ilk önceden uyarıyorum sizi. Hazır burada videoda varken yazılı olarak grupta da söylerim. Benim değerlendirme kriterim %70 üzerindendi bu final projeniz. %70'in 50'si, yani yüzde vermek istemiyorum aslında ama 50'sini tahminen söylüyorum bunu tabii. Şu ders kısmında ne yaptınız, ne kadar emek verdiniz, ne kadar güzel bir şey yapmaya çalıştınız, ben ona bakarım. Minimum bir konu tuttum ben. Siz birden fazla da yapabilirsiniz. Bir tane ama böyle düzgün bir şey de yapabilirsiniz. Videoyu kendiniz çekebilirsiniz. Bilgisayarda bir anlatarak ya da gerçekte telefonda çekersiniz ve telefonda arkadaşınıza kendinizi çektirirsiniz bir şey anlatırken. Siteye eklersiniz, bilgisayara aktarıp yapabilirsiniz bunu. Veya yani yaparsanız güzel olur. Yapın, şart koşmuyorum. Bu ders kısmı size kalmış nasıl yapacağınız. Özellikle copy paste yapmaya
Ya dikkat edin ona. Alıntı yaptığınız yerlerde mutlaka nereden aldığınızı da belirtin. Şimdilik bu videoyu burada bırakıyorum ama 40 dakika olmuş. Sabrınız için teşekkürler. Herkese kolay gelsin.